75 bin TL. Başbakanlık, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 7 ülke, 10 şehir sloganıyla duyurusunu yaptığı STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programlarının 8.'si Zürih'te gerçekleştirildi. Programa İsviçre ve çevresinden 30 STK temsilcisi eğitim ve atölye çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Başkanlığın tanıtım filmi ve Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Murat Gürbüz'ün yaptığı selamlama konuşmasıyla başlayan programda Zürih Başkonsolosu Aslı Oral katılımcılara teşekkür etti. Şu ülkenin, şu bölgesinin, şu eyaletinde ve şu şehrinde yapılacaktır bu faaliyetler diye belirtmeniz lazım. Program kapsamında 2 gün süreyle STK temsilcilerine proje hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve farklı fon kaynakları üzerine yoğun bir eğitim verildi. O zaman biz onun %75'ini alıyoruz. Yani diyoruz ki biz size en fazla STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programı katılımcılara sertifika takdimiyle sona erdi. Arkadaşımız Mehmet Çelik etkinliği sizler için takip etti. Benim YTB'nin İlk programına katılıyorum ve çok çok verimli geçtiğine inanıyorum. Bilhassa da bu STK kapasite geliştirme programı bizim için buralarda biraz yabancıydı. Ve YTB'nin gelip de burada bir seminer vermesi çok ciddi bir zenginlik kattı STK'lar için. Ve bunun devamını isteriz, devamını dileriz. Çok başarılı bir program. YTB'nin düzenlemiş olduğu kapasite geliştirme eğitim programlarının devamını diliyorum. Sadece bir konuyla ilgilenilmesin, devam farklı konular, mesela bir pazar araştırması nasıl yapılabilir, komünikasyon nasıl geliştirilebilir gibi konularda da devam bize eğitim verilirse YTB tarafından daha çok memnun oluruz. 2 gün gerçekten çok yoğun ama faydalı geçtiğine inanıyorum. Konumuz projeler hakkındaydı ama sadece belirli bir proje hakkında değil de burada öğrendiklerimizi gerçekten kendi sivil toplum kuruluşlarımızda da kullanabileceğimize inanıyorum ben. İnşallah daha faydalı, daha geniş çaplı programlar yapmayı niyaz ediyoruz. İnşallah daha faydalı programlar olur. Çok yoğun bir 2 gün geçirdik ama çok verimli bir seminer oldu. En azından projenin nasıl hazırlanması gerektiğini, nasıl sunulmasını gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini hepsini teker teker bizlere aktardılar. Ve şu an görev bizde. Projeleri biz hazırlayıp inşallah en kısa zamanda biz de bu fonlardan faydalanırız. Cumartesi sabahından pazar akşamına kadar yani şu ana kadar gerçekten çok aktif geçti. Çok şeyler öğrendik proje yönetimi konusunda. İnanılmaz faydalı buldum. Fakat tabii böyle bir fırsat sunulduğu zaman da insan elbette bir beklenti içerisine de giriyor. Tabii ki ileriki programların düzenlenmesini yani umutla bekliyoruz. Semineri çok olumlu buldum. Çünkü proje konusunda bizim İSİ'de eksiklerimiz var. STK'ların pek projeden fon almıyoruz. Bu konuda eğer gelişme olacaksa ve derneklerimiz, bizim STK'larımız fonlardan para alabilecekse bu yönde çok iyi bir adım oldu. İşte şimdi artık öğrendik. Top bizde. Bizim artık proje yapıp bu fonları kullanmamız lazım. Bu konuda da inşallah olumlu adımlar olup vermiş olduğumuz kalite, vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi artabilecektir diye ümit ediyorum. Güzel bir seminerdi ve birçok bilmediğimiz konuları öğrenmiş olduk. Çünkü bilmeden müracaat edildiği zaman nelerin doğru yanlış olduğunu bilmiyoruz ve reddedilme imkanı var. Halbuki bugün bütün detayları açıklıkla öğrendik. Gayet kompetan yani yetenekli bir team burada bizimle konuştu. Ayrıca çok açık ve samimi olduklarını gördük. Yani işbirliği yapma imkanının mutlaka mümkün olduğuna inandık. Ayrıca da bu çalışmanın devlet millet işbirliği konusunda gayet güzel bir örnek olduğunu da gördük, yaşadık. Bu beni esasında çok memnun ediyor. 2 günlük kapasite geliştirme eğitim programı çok verimli geçti. Çok değerli öğrenimler aldık. Ve UET'de adına ilerideki yapacağımız projelerde bu öğrenimleri gerçek hayatta uygulamaya düşünüyoruz inşallah. Burcu Hanım, siz nasıl buldunuz 2 günlük eğitimi? Arkadaşıma katılıyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Birliği topluluğuna, başkanlığına çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir program Zürih'te organize ettiği için ve bizleri de bu programa dahil ettikleri için
Bu program 2 gündür çok verimli geçti bizler adına. Bizler şimdi bundan sonraki etapta neler yapılabileceğini çok daha iyi kavramış olduk. İnşallah tekrarlamak gerekirse UYTT'nin ilerideki projeleriyle alakalı bu programlardaki öğrenmiş olduğumuz bilgileri çok net bir şekilde kullanabileceğiz. Çok güzel bilgiler edindik. Burada herhalde başka bir ortamda hiç karşılaşamayacağımız insanlarla karşılaştık. Çeşitli derneklerden, çeşitli düşüncelerden insanlar buraya geldi. Çok güzel hayali projeler üzerine de çalıştık ama gerçekleşebilecek projeler. Çok verimliydi. Bence ama 2 gün bu kadar bilgiye azdı. Ben öncelikle kısaca başkanlıktan birkaç cümleyle bahsedeyim. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2010 yılında kurulan bir kurum. Yaklaşık 4 yaşına girdi. Başkanlığın tabii temel kuruluş amacı yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapmak. Bunun yanında soydaş ve akrabalara yönelik çalışmalarımız var. Öte yandan yurt dışından getirdiğimiz uluslararası öğrenciler Türkiye bursları kapsamında yaptığımız çalışmalar da mevcut. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımızda sivil toplum kuruluşlarının çok önemli bir yeri var. Yurt dışında yaklaşık 5000'e yakın sivil toplum kuruluşu var Türk vatandaşlarının kurmuş olduğu. Bunlar küçüklü büyüklü kuruluşlar, bir kısmı büyük teşkilatlar, bir kısmı lokal dernekler. Ama bir şekilde her biri vatandaşlarımıza yönelik 50 yıldan aşkın bir süredir çeşitli hizmetler yapıyorlar. Bu hizmetleri malumunuz olduğu üzere gönüllü olarak yapıyorlar. Bir beklenti içinde olmadan, kendi mesailerinden, kendi hayatlarından, kendi mali kaynaklarından ayırdıkları zaman, kaynakla bu çalışmaları yürütüyorlar. Biz başkanlığımız kurulduktan sonra yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili tabii birçok çalışma yürüttük. Devam ediyoruz bu çalışmalara. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın ilişkilerimiz var. Nedeni de sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli bir aktör olması. Hem onların bu gönüllü çalışmalarının devam ettirmesini istiyoruz. Hem de bu çalışmaları yaparken ihtiyaç duyabilecekleri bir takım kaynakları ya da yeni başlayacakları bir takım çalışmaların desteklenmesi amacıyla bir mali destek programımız var. Sivil toplum kuruluşlarını bu amaçla destekliyoruz. Bu destek kapsamında da malumunuz sivil toplum kuruluşlarımızın proje konusunda çok fazla tecrübeleri yok. Amacımız bu vesileyle hem sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek, hem birbirlerini tanısınlar, hem biz onlarla tanışalım, gündemlerini öğrenelim, hem de proje nasıl hazırlanır, bunları anlatalım. Birlikte bir tartışma, konuşma ortamı olsun. Bunun sonrasında da gerek bizim başkanlığımızın destek programına başvursunlar, gerek diğer Avrupa Birliği kaynakları olabilir, yerel kaynaklar olabilir. Oralardan faydalansınlar, daha iyi projeler hazırlasınlar ve sonrasında da alacakları mali kaynaklarla çalışmaları daha rahat yürüsün istiyoruz. Bunun da amacı bu şekilde özetlenebilir.